Kaybedilmiş bir gençlik, kaybedilmiş bir gelecek demektir. Ne yazık ki bu sözün doğruluğunu yaşayarak anladım. Pek çok pişmanlığım var ancak en büyüğü geçmişte boşa tükettiğim zamanım. İnsan yaşı ilerledikçe zamanın kıymetini de iyi anlamaya başlıyor. Eski okuduğum okula geldim. Aradan geçen 8 sene fazla bir şey değiştirmemiş. Birkaç hocayla görüştükten sonra sınıflardan birine girmek istedim. İçeri girdiğim sınıf bana boş yere geçirdiğim her anı yansıtıyordu sanki. Eski günlerdeki gibi elime bir tebeşir aldım ve içimden geleni yazdım tahtaya. Geçmişte tahtaya yazdıklarımla bugün yazdıklarım arasında epey bir fark vardı. Şimdi yazdıklarım pişmanlık ve keşkelerle doluydu. Anlatacaklarımın bir kulağınızdan girip öbüründen çıkacağına eminim ancak insan yaşadıklarını paylaşmak istiyor yine de. Küçükken geleceğim hakkında en ufak bir tereddütüm bile yoktu. O sıralar tek derdim eğlenceme bakmaktı tıpkı yaşıtlarım gibi. Çok doğru bir söz vardır. Gencin gücü yaşlıda, yaşlının aklı gençte olsa keşkeler olmazdı diye. Cidden de çok yerinde bir söz. Bu arada kafanız karışmasın. Ben çok da fazla yaşlı biri sayılmam. Hatta pek çoğunuza göre genç bile sayılabilirim. Yaşım 32. Ancak bazı şeyleri oturtabilmek ve bazı şeyleri kazanmak için epey geç kalınmış bir yaş. Sadece oyunlarla geçen küçüklüğümü bir kenara bıraktıktan sonra okul hayatım başlamıştı. Belki de o sıralar en nefret ettiğim şey okuldu. Okula sürekli geç kalıyordum ve okulda sürekli mutsuzdum. Hep mutsuzdum. Hocalara hesap vermekten sıkılmış ve bezmiştim. Okul bir saçmalık gibi geliyordu. O yaşlarıma dönüp her şeyi düzeltebilme şansım olsa bugün pek çok şey değişirdi. Okulda durduğum vakitlerde de genelde uyuyor ve derste farklı şeylerle ilgileniyordum. Sürekli okulu asıyor, arkadaşlarla geziyordum. Ortaokul dönemim çoğunlukla bu tarz gereksizliklerle geçip gitti. Babamın beni binbir güçlükle yazdırdığı dershanede bile uyuma lüksünü buluyordum kendimde. Beni harekete geçirebilecek tek şey arkadaşlarımın bir yerlere davet etmesiydi. Hiçbir şey umurumda değil gibiydi. Nasıl olsa bir yolunu bulur ve hedeflerimi gerçekleştiririm diye düşünüyordum. Ancak işlerin öyle olmadığını anlamam birazcık zaman aldı. Her genç eğlenmek ister, yaşamak ister, gezmek ister. Ancak ben biraz abartmış gibiydim. Geleceğimle ilgili hiçbir yatırım yapmıyorum. Gençlerin nasihat almayı sevmediğini biliyorum. Zamanında ben de sevmezdim çünkü. Ancak söyleyeceklerimin aklınızın bir köşesinde yer etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 32 yaşındayım ve bulunduğum yaşa ne ara geldiğimi fark etmedim bile. Hayallerimin peşinden koşabilecek güç sahibiyken beklemeyi ve ertelemeyi seçtim. Şu an ise hayallerini gerçekleştirememiş işe yaramaz bir adamın tekiyim. Gezmek, tozmak, eğlenmek bunlar her zaman yapılabilecek tatlı şeyler ancak çalışmayı ihmal ettiğiniz zaman işler değişiyor. Ağustos böceği misali kalıyorsunuz ortada. En kötüsü de geçmişte hiçbir yararlı işin peşinden koşturmamış olmanın verdiği acı. Sanırım geçmişten kalan bir alışkanlık. Geldiğim sınıfta uyuyakalmışım. Beni uyandıran şey ise çalan telefonum oldu. Arayan ise zor bela bulduğum işte çalışan bir arkadaşım. Bir daha geç kalırsam kovulacağımı söyledi. Emin olun bu durumlara düşmek istemezdim. Keşke hayallerimin peşinden koşacak gücüm varken deparatsaydım. Ben ise oturmayı tercih ettim.